يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول من باب السبعين. Bugün Babu Seb'in yani Riyad-ı Salih'in 70. babının birinci dersini okuyoruz. Bu 70. bab Babun fi fadlil ihtilati bin nasi. İnsanlarla karışmanın, iç içe olmanın faziletiyle ilgili. Ve huduri cuma'ihim, onların cumalarına katılmanın faziletiyle ilgili. Ve cemaatihim, onların cemaatlarına katılmanın fadliyle ilgilidir. Ve meşahidil hayri, hayr meşhedlerine, toplantılarına ihtilat etmenin faziletiyle ilgili. Ve mecalisil ilmi ve mecalisil zikri ma'hum. Onlarla beraber ilim meclislerine, zikir meclislerine ihtilatın, karışmanın, işçi olmanın faziletiyle ilgili. Ve iadeti meridihim, hastalarının ziyaretinin fadliyle ilgilidir. Ve huduri cenaizihim, cenazelerinin hudurunun fadliyle ilgili. Cenazeleri oldu mu katılmak gerekiyor, onun faziletiyle ilgili. Ve muasati muhtacihim, nasın insanların aralarında, insanların arasında muhtaç olanlara yardım etmenin. Muasat, muaseyyetun, muavenet demektir. Muhtaçlarının yardımıyla onlara yardım etmenin faziletiyle ilgili. Ve irşadi cahilihim, onların cahilini, cahil olanı irşad etme, doğru yolu gösterme, bilmediği şeyleri bilmesi gereken şeyleri bilmediği takdirde onları irşad etmenin fadliyle ilgili. Ve gayri zalike, bu zikrettiklerimizin gayrisinin fadliyle ilgili. O gayri zalike min mesalihihim, insanların meslahatleridirler. Ama insanların ihtilatının, hudur-u cumanın, cemaatinin, meşahidlerin, hayr, mecalisül ilim, mecalisül zikir mahum, iyadeti meridim, hudur-u cenazihim, cenaizihim ve muasatim muhtacihim ve irşad-i cahilim ve gayri zalim mesalihim ama limen kadere alel emri bil maruf ve nehi anil munkeri. Emri maruf nehi munkere gücü olan kişi için katılsın, marufları hiç olmazsa emretsin, münkerleri nehetsin. Ama katılsa hiçbir faydası olmuyor. Bir marufu emir edemiyor, bir münkerden nehy edemiyor ise o zaman katılmanın bir faydası yok. Bunlar limen kadere alel emri bil maruf ve nehy anil münkeri. Bir daha ve kama'a nefsehu, yani limen قَمَعَ نَفْسَهُ, nefsini men edip anil izai, onlara eziyet etmekten nefsini alıkoyan kişi için bunlar faziletlidir. Bir daha وَسَبَرَ عَلَى الْاَزَى, onların eziyetlerine karşı sabır eden kişi için bunlar nedirler? Bunlar faziletlidirler. Bu limen fadlul ihtilat limen, hudurul cuma limen, hudurul meşahid limen, iyadetun merid ve hudurul cenaiz limen, muasatul muhtaj limen, irşadu cahilihim limen. Bu limen kader alel emri bil maruf ve nehyi anil munkeri ve kama nefsehu anil izai ve sabr alel eza. Bunlar hepsi neyle ilgili?
bunlar hepsi gücü olan kişi için. Bu liman hepsine nedir? Mutalliktir. Şimdi dikkatimi çeken bu babın başlığı bu kadar uzun. Bab ne kadar? Babda bir şey yok. Yani babın başlığı babdan daha fazla. Devam edelim. İ'lem sen bil ey mümin, ey Müslüman. Ennel ihtilate bin nasi. İnsanlarla ihtilat etmek, insanlarla içli dişli olmak, iç içe olmak. Ama alel veşillezi zekertuhu, zikrettiğim şekliyle. Yani cumalarına katılmak, cemaatlerine katılmak, şunun bunu yapmak, gücü olan kişi için bu şekil insanlarla katılmak, iç içe olmak. Huvel muhtaru, muhtar görüş budur. Her ne kadar bazılar her halükarda özlet daha iyi, özleti daha iyi tercih ediyorlar, daha iyi olduğuna dair görüş belirtiyorlar ise, tercihlerini özlete yana her ne kadar kullanıyorlar ise de, ama es-sahhu ki i'lem ennel ihtilate binnâsi alel veşillezi zekertuhum huvel muhtaru lezi kâne aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtar görüş buydu, Allah'ın Resulü de bu şekilde. Allah'ın Resulü özlete çekilmiyordu. İnsanların cumalarına, davetlerine, cenazelerine, zikir, sohbet halkalarına katılıyordu. وَسَائِرُ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ. Peygamberimizin dışındaki diğer peygamberlerinin de üzerine oldukları, savundukları, yaptıkları haslet budur. Nedir? İhtilat-ı binnastır. وَكَذَّ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. Hulefai Raşidin de bu şekil ihtilat yapıyorlardı. Kimse özleti tercih etmiyordu. وَمَنْ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Hulefai Raşidin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan radıyallahu anhumu kastediyorlar. وَمَنْ بَعْدَهُمْ. Bunlardan sonra gelenler مِنَ السَّحَابَةِ. Diğer sahabeler. وَتَابِعِينَ. Diğer tabi'inler. وَمَنْ بَعْدَ. Onları da ne ediyorlardı? İnsanlarla ihtilat ediyorlardı. وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِم۪ينَ. Onlardan sonra gelen Müslüman alimlerin de ahlakı buydu. Onların yanında da muhtar görüş buydu. وَاَخْيَارِهِمْ. Yani وَاَخْيَارِ الْمُسْلِم۪ينَ. Müslümanların, ulemalarının, ahyarların da ahlakları, meşrepleri buydu. وَهُوَ مَذَّبُ اَكْسَرِ تَابِع۪ينَ. Tabi'lerin, her ne kadar tabi'lerden özleti tercih edenler olmuş, özleti yaşamış olanlar olmuşlar. Ama tabi'lerin ekserinin mezhebi de budur. وَهُوَ مَذَّبُ اَكْسَرِ تَابِع۪ينَ وَمَنْ بَعْدَهُ. Tabi'ler ve tabi'lerden sonra gelenlerin ekserin mezhebi de budur. Nedir? İhtilat. وَبِهِ قَالَ شَافِعِيُّ. İmam Şafii de bu görüştedir. وَأَحْمَد. İmam Ahmed de bunu söylemiş. وَأَكْسَرُ الْفُقَهَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Fukaların çoğunun da görüşleri bu. Hulasa, bir insan kendine güveniyor ise, emr-i maruf nehy-i münker yapabiliyor ise, topluma girip kendini onlara uydurmuyor ise, onları kendine ve hakikate uydurma imkanına sahip ise, insanlara ihtilat etmek, insanlara katılmak, insanlarla iç içe olmak, özellikle alimler için bu bir şarttır. Gerekli bir durumdur. Alim ilmini okursa, hücresine çekilir, ibadet ilmiyle meşgul olursa, toplumun hali ne olur? Bir alim ilmi okurken hedefi kendini kurtarmak olmamalıdır.
Cahil abidin hedefi kendi nefsini kurtarmaktır. Alimin hedefi alemi kurtarmak olsun. Bu hedefle, bu düşünceyle alim ilm okumalı ve ilmini bu şekil değerlendirmelidir. Ha, eğer bir alim kimse onu dinmiyor, topluma hiç faydası yoksa, %1 umudu kalmamış ise, o zaman kendi nefsini bari kaptırmasın, nefsine sahip çıksın, özlete geçebilir. Ama bir insanın gaye düşüncesi ilmi tebliğ etmek ise, ilmiyle insanlara hizmet etmek ise, Yüce Allah onu o vebaldan kurtarmak için mutlaka ona bir cemaati, ona bir toplumu, onu dinleyen, onu seven, onu riayet eden, onun söyledikleriyle amel eden bir toplumu oluşturur ve o alim onlarla o hizmetini devam ettirir. Yeter ki ilim ehli samimi niyetleri Allah için Allah dinine hizmet etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin virasetine sahip çıkmak olsun ve Resulullah'ın metod ve meşrebini takip etmek olsun gayeleri, hedefleri. Allah onları sa'ilerinden mahrum etmez. Sa'ilerini heba'en mensura yapmaz. Yüce Allah ilmiyle amel eden, ilmine sahip çıkan, ilmiyle insanlara hizmet eden, insanları onun ilminden müstefit kılan, ilmi sevenlerden eylesin. Yüce Allah hepimizi ilm ehlini kılsın ve ilmiyle amel eden ve başkaları da o ilimle amel ettirmeye vesile olanlardan eylesin. Bu babla ilgili قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Yüce Allah ne diyor? Bir takvada yardımlaşın. Madem yardımlaşın diyor, toplumun içine, insanların içine insan girmese nasıl yardımlaşır? Bu da topluma girmek, insanlarla iç içe olmayı ortaya koyuyor. وَالْآيَاتُ فِمَا نَمَا زَكَرْتُهُمْ. Zikretim konuyla, ihtilatla ilgili ayetler kesiretun malumetun. Bir sürü ayetler vardırlar, kesirdirler, malumdurlar. Zikretmeyle burayı uzatmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili ayetleri görmek istiyorsanız Kur'an'a bakın, Mu'cam müferreslere bakın, ayetlere bakın. Bu konuyla ilgili çok ayetleri göreceksiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar kısa olsun. 70. bab bitti. 71. babının başında duralım. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala cemil enbiya'i vel murselin ve ala ali kullin ve sahbi kullin ecma'in. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.